Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili takipçileri. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepimizin üzerine olsun inşallah. Sevgili arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz, iyisiniz inşallah. Bizler deyiz elhamdülillah, Rabbimize şükürler olsun arkadaşlar. Evet, biz eşimle nereye gidiyoruz? Çıkan haftamız çok yoğun geçti, inanın çok yorulduk. Eşimle sürekli çalıştı, ben de sürekli çalıştım. Günlerden cumartesi sabah kalktık. Evimizde birkaç işler vardı. Ben onları yaptım. Çünkü bütün hafta hem camide hem işe gittim arkadaşlar. Yorucu geçti ama elhamdülillah Allah'ım da şükür olsun. Şimdi kalktık arkadaşlar. Biliyorsunuz Düsseldorf'ta Rheinhof neresi? Rheinberg. Düsseldorf Rheinberg. Rheinberg'de kitap fuarı var. Kızlar gitmişlerdi çıkan hafta. Biz de şimdi şöyle gidelim dedik. Hem Düsseldorf'ta bizim köylümüz var. Türkiye'den geldiler onlar da. Onlara da oradan dolayı uğrarız dedik. İlk etapta IKEA'ya gideceğiz. Yolumuzun üzerinde IKEA var arkadaşlar. IKEA var arkadaşlar. Bir de oraya gidelim, orada kahvemizi içelim. Kahvaltımızı yapalım dedik eşimle. Yani bugün kendimizi ayırdık. Hep çalışacak değiliz ya dedik arkadaşlar. Aynen öyle. Sizler ne yapıyorsunuz? Evet, sizler ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İyisiniz inşallah. Rabbim iyilik versin, sağlık versin. Amerika'daki Fatma kardeşimden hala haber alamadığını alamıyorum. Değerli kardeşim, sevgili arkadaşım, inşallah sağlık durumu iyidir. Yeter ki sen iyi ol, canın sağ olsun. Sana nasıl telefon ulaşacağını bilmiyorum ama şöyle düşünüyorum, Allah inşallah yardım eder de belki bir anda sesimi duyarsın diye düşünüyorum. Allah inşallah sana da bütün şifa bekleyen hastalarımıza da şifalar versin. Bu arada kayınvalidem de hala hastanede. Bunun için de dua bekliyorum arkadaşlar sizden. Allah herkese şifalı versin diyelim. Birbirimize başlayalım arkadaşlar. İlk etapta IKEA'ya gideceğiz dedik. Oradan kitap fuarına, oradan da bizim köylere gideceğiz. Oradan beğenip otururuz inşallah. Allah inşallah sağlık sıhhat verirse diyelim arkadaşlar. Birbirimize başlayalım diyelim hadi. Düsseldorf'a yakın değil mi burası? Düsseldorf. Düsseldorf arkadaşlar. Burada da IKEA var. Burası bayağı büyük herhalde. Başka bir dükkan var mı burada? Yok, sadece IKEA mı var? Sadece değil IKEA. Evet, bayağı büyük arkadaşlar. Çabuk geldi millet buraya alışveriş. İnanın şey yani biz erken geldik zannediyoruz eşimle. Yarım saat 20 dakika açılamıyor. Ne arada geldiğiniz dediği gibi biz 7'de mi geldiniz çıktınız? Yok, saat 10'da çıkıyor burası. Yok, çok kalabalık arkadaşlar, inanın böyle. Yani maşallah maşallah. Bir de hafta sonu ya insanların eksikleri var. Gezmeye de gelmek istiyorlar. Biraz da ileri git bulursun ya. İlk önce kahvaltı yapacağız. Sonra dolaşırız inşallah. Afiyet olsun Necip Bey. Sağ ol sultanım. Sana da. Evet. İlkiyada kahvaltımız. Buranın bunun kahvaltısı böyle arkadaşlar. Millet hiç mi evde yapmamış? Ben tıklım peynirli, yumurtalı. Sen sade de herkes söyle. Reçeli, tereyağı, her şey var arkadaşlar. Bürüçinlerimizi aldık. Kahve sınırsız. Şu anda rahat rahat kahvaltımızı yapıyoruz. Sonra gezeceğiz inşallah. Çok kalabalık, inanın. Sen bunu yemiyorsun. Evet.
Ne yemiyorum? Marulo. Yemiyorum. Domates yiyor musun? Hı? Domates. Başka. Çok ince. Çanakkale turuna. Marmara turu. Çanakkale. Bursa'dan başla ya. Bursa'dan başla, İstanbul'da bitti ya. İstanbul'dan başladılar bizimkiler. Öyle mi? Ha, tamam. Arkadaşlar bugün tavuklu börek yaptık. Kayınpederim de geldi. Az sonra anlatacağım size. Bayağı bir sevdiğim insanla konuştum. Çok rahatladım elhamdülillah. Az önce yarım saat konuştu kendisiyle. Daha uzaklardan arkadaşıma ulaşabildim çok şükür. Bu şekilde kayınpederim de geldi. Şimdi onlara çorba falan koyduk içeride. Özge'ye masa yazdırdım. Bizim tavuklu böreğimiz öyle. Kaç kere gösteriyorum. Taneli olduğunu bilenler, bilmeyenler var. Bakın üzerine ilk önce su döktüm. Orada Özge Instagram'a çektiğim. Çekecek yer çok olunca. Aynen. Tavuğun suyundan böyle bir döktüm. Böyle. Mis gibi oldu. Hatta böreği de normal annem sadece kat kat sade koydu. Arasına azıcık evet, tereyağı koydun mu? Yok tereyağı. Azıcık kat kat üzerine tereyağı koyup fırında pişiriyor yani. Ama özel bir şey yok. Tavuk suyuyla, normal suyuyla ıslatıyorum böreği. Ha işte koyup böyle ıslatıyor. Ha öyle mi ıslattı? Şey, fırına atarken. Ha tamam. Normalde evet, normal suyla böreği ısırdım. Fırında pişiriyorum bir de haberin evet, olsun. Evet çok güzel oluyor böyle. Kıtır kıtır oluyor. Yani yapacak bu yaptığımız de yufkalardan evet, enfes oluyor. Şimdi bunu taşıyalım, sıcak mı? Şey altını şey getir, ben getireyim elinden. Elin neyse yanar anne. Yanmaz, tamam hadi bakalım masaya gidelim biz. Şöyle çorbalarımızı koyduk, turşumuzu, tavuklu börek. Şuraya da böyle pırasadan çıtma gibi bir şey yaptık. Bu şekilde bakalım, afiyet olsun. Afiyet olsun dede. Eyvallah kızım, bakalım. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili takipçilerimiz. Yine biz 2 gün vlog çektim ben. Yine sizlere kapanış yapamadım. Anlatmıştım işte kitap fuarına gittiğimi, akrabalarımıza gittiğimi, soracıma da yine 2 ay geldik eşimle kahvaltıya gittiğimizi. Ama yine kapanış yapamadım, her zaman bu ara olduğu gibi. Bu ara böyleyim, inanın kusuruma bakmayın. Kayınvalidem de çıktı hastaneden bu arada. Genel durumu iyi elhamdülillah ama işte diyorum sizlere, yaşlı insan kolay değil. Yatalak gibi arkadaşlar, şu an yatıyor zaten hiç kımıldamadan. Bu şekilde sevgili takipçilerim, ne diyeyim, şu anda da bir de sizlere şöyle söyleyeyim. Camimizde bu hafta hamsi festivali yine, yani balık festivali var arkadaşlar. Buralarda olan arkadaşlarımız, gelmek isteyen arkadaşlarımız gelebilirler. Çünkü biliyorsunuz gelenler memnun kaldı, geçen sefer de gelmişlerdi. Güzel oluyor, tavsiye ederim gelmenizi. Eğer gelmeye zamanınız varsa buyurun gelin inşallah. Benim de belki zamanım olur, sizlerle görüşme zamanım olur. Ben içerideyim arkadaşlar. Oraya geldiğinizde dışarıda beni göremiyorsanız, ben dışarıda değil genelde içeride gözleme bölümündeyim. Orada bayanlara birlikte gözlemeleri yağlıyoruz, açıyoruz. O şekilde ben iş yapıyorum içeride. Tabii ki bu sefer nerede olurum bilmiyorum ama genelde gözlemedeyim. Eğer beni görmek isterseniz ben içerideyim arkadaşlar, gelebilirsiniz. Sevinirim, mutlu olurum. Allah razı olsun. Kitap fuarında arkadaşlar görmüşlerdi böyle, konuşmuşlardı. Ben çok memnun kaldım kendilerinden. Bu şekilde sevgili arkadaşlar, inşallah dilerim sizlerde bir sıkıntı yoktur. İnşallah Rabbim her şey gönlünüzce olmasını istiyorum Rabbimden arkadaşlar. Günler geçiyor, su gibi geçiyor. Bakın 1. aya girdik. 1. ayın bugün neredeyse ortasına geliyoruz. Bugün 12'si mi? 12'si herhalde, yani 13'ü olabilir belki. 13'ü 14'üydü çünkü hamsi festimiz. O şekilde günler o kadar çabuk geçiyor ki Rabbim her günümüzü birbirinden değerli, birbirinden kıymetli eylesin sevgili arkadaşlar. Yine kaç gündür yoğundum. Yani o oydu, bu buydu. Her gün bir değişik bir yoğunluğum var. Bu arada Türkiye'ye gideceğimiz zeminlerin hazırlığı var bir taraftan. Gruplarla iletişim kurmak için uğraşıyoruz. Soracağıma toplantılarımız olacak birlikte inşallah, istişare toplantılarımız. Bunun akabinde yani bizi bekleyen uzun böyle bir şey dönemi var arkadaşlar. Ayın 2. 15'inde şurada bir ay anca var. Bir ay sonra biz Türkiye'ye zeminlere gidiyoruz bu arada.
Eşim ayın 2. 10'unu aldı biletini. Ben de 15'ine gidiyorum Allah izin verirse. Ben İstanbul'da kalacağım tabii ki. İstanbul'da zeminlerden sonra. Yine orada İstanbul'da ben yine kardeşlerimin, orada akrabalarımın yanında kalacağım birkaç gün. Çünkü onlarla belki geriye ben Kokaks'tan dönerim. Geriye dönüşte görüşme şansımız olmaz. Böyle planlarımız var. Rabbim izin verse arkadaşlar. Ama tabii bunun akabinde Rabbim izin verse inşallah. Hava bugün veya 2-3 günden beri veya rüzgarlı ve inanın böyle dışarı çıkılacak şekilde değil. Böyle bir yağmur yağıyor. Böyle bir septire septire bir de çok rüzgar var yani. Allah sonumuzu hayır eylesin. İnanın iklim o kadar çok değişti ki. Aslında çıkan sene bu zamanları burada biraz kar falan var mıydı bilmiyorum ama ben şey Türkiye'deydim ya. Aslında bilmiyorum da ne olduğunu. Ama bu sene böyle eşime işten geldi arkadaşlar. Hemen yemek ısıttım ona. Şimdi zaten kahvemi yapacağım ben de orada. Camiye gideceğim. Hazırlığımız olacak orada. Şimdi orada bütün malzemeleri yerleştirip onların oradaki ön hazırlığını yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde diyeyim. Sizlere buradan kapanışımı yapayım. Çok teşekkür ediyorum güzel yorumlarınız için. Çok güzel yorumlar yazmışsınız. Allah razı olsun hepinizden sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Biliyorum ki siz bizlerin kusuruna bakmıyorsunuz. Ama eğer öğrenebilirsem elimden geldiği kadar izine gitmeden edit yapmayı öğreneceğim. Eğer becerebilirsem ben yapamazsam eşim öğrenir. Bilmiyorum ikimizden birisi bunu öğrenmemiz lazım. Çünkü Özge gerçekten yoğun çocuk işten geliyor, yoruluyor, kendine göre işler oluyor. Kağıt kırık işler oluyor, bir şeyler oluyor. Çocuğa bir şey diyemiyorum, inanın yoruluyor yavrucuğum. Onun için bunu benim yapmam lazım. İşte o işten gelince bir arada annem işte kapanış yap, edit yapmam gerekiyor diyor. Ben de inanın ne gün şey yaptıydım, ne gün ne olduydu onları bile şaşırıyorum artık. Kusura bakmayın ne olur arkadaşlar. Allah'a emanet olun sevgili dostlar. Hoşçakalın, hoşçakalın. 21 vlogda görüşmek üzere. Gelmek isteyen arkadaşlarımız Hamsi Fest'imize, Marul Fatih Camisi'ne gelip buyurabilirler. Sizleri ağırlamaktan ve sizleri görmekten gurur duyuyoruz inşallah.